iyi anlayabilir. Olsun. Efendim, Cüce Tanrı'yı adam. İkinci Abdülhamit Osmanlısı'nda İstanbul'un arka sokaklarında gölgelerle konuşan adamın hikayesidir anlatacakları. İnsanların taşladığı sözleri vardır, suskunluğu küfür diye kabul görür. Siyah deli kalmamış saçları ve saçlarıyla bütünlenmiş sakalıyla sokağa girdi adam. Adam girdi, saçları arkasından sürünerek onu takip etti. Saçlarının ucuna tutulmuş gölgeler de dahil oldu bu girişe. Adam her gün aynı saatlerde girerdi sokağa ve tabii saçları ve gölgeler de öyle. Sokakta olmadığı vakit nerede yaşar ya da ne yapardı kimseler bilmezdi. Adam çöp yığınını karıştırdı, bulduğu ilk yarım elmayla başladı güne ve onunla hamdetti. Ağır adımlarla sokağın ilerisine, karanlık köşesine doğru ilerledi. Arkasından onu takip eden saçlarını ve sakalını kucağında toplayıp oturdu karanlığın içine. Gözlerini yumdu. Üçüncüdeki şahıslar uyuyor zannetti. Adam ise mırıldanmaya başladı. Sorular sordu, cevaplar verdi. Gülümsedi ara ara ama bu olanları kimseler görmedi. İki delikanlı gece üstünü örtmüşken İstanbul'un içlerindeki kini kanla süslemek için karşı karşıya geldiler. Biri diğerine tanrılık etti, yeni bileylediği saldırmasıyla verilen canı aldı diğerinin elinden. Kalbi kararmış Cüce Tanrı, kulunu kalbi kadar karanlık olan ara sokağa sürükleyip çöp yığınlarının arasına gizledi. Sabah olup karanlıklar aydınlandığında Cüce Tanrı, üzerindeki zabit üniformasıyla ara sokağa girdi. Çöpler arasında kanları sızan kuluna, ölümü için nasıl bir sebep yaratması gerektiğini düşünüyordu ki, adam sokağa girdi arkasında sürünen saçlarıyla ve gölgelerle. Zabiti aldırmadan çöpleri karıştırdı ve bulduğu bir parça ekmeği kemirerek karanlık köşesine ilerledi. Zabit hayretle izledi onu. Cüce Tanrı yaratacağı sebebe kavuşmanın verdiği heyecanla koştu karakola. Zabitler Cüce Tanrı'nın arkasından girdiler sokağa. Adamı saçlarındaki bitleri beslerken yakaladılar. Çöp yığınlarının arasında yatan maktulün katili olarak yaka paça karakola götürdüler. Cüce Tanrı girdi sorguya, sorular sordu, cevaplar istedi, itiraf bekledi, kulunun yalvarmasını diledi. Adamın geçen saatlere rağmen suskunluğunu koruması, çileden çıkartmış olmalı ki zabiti, Cüce Tanrı küfürler eşliğinde tekmelemeye başladı adamı. Ertesi sabah adamın yıllardır devam eden ritüeli bozuldu. O ara sokağa giren kimseler olmadı o gün ve bunu sadece gölgeler fark etti. Dostlarını aradılar İstanbul sokaklarında ve güneş kızıla çalarken nezarette buldular adamı. Gölgeler anlam veremedikleri bir şeyle karşılaştılar. Adamın gözlerinden tuzlu sular akıyordu. Sebebini sorsalar da cevapsız kaldılar. Zamanın ardında kalan gölgelerden aldılar haberi ve tuzlu suya sebep olanı. Geçmişin gölgeleri nezarethanenin duvarlarında canlandı. Kara bir tekme peyda oldu adama hücum eden. Tüklükler sıçradı büyük bir ağızdan ve bir gölge diğerini öldürdü acımasızca. Kara kanlar sıçradı gölgelerden. Gölgeler sustular. Adamın gözlerinden akan tuzlu su durulmadı sabaha kadar. Yeni bir sabaha uyanırken İstanbul, adam gölgelerle birlikte süzüldü demir parmaklıklı pencereden. Zabit, Cüce Tanrı, yaratıcılarının doğasıyla çıktı evinden. Yolunun üstündeki bir ara sokağa saptığında ayak uçlarındaki gölgelerin büyüdüğünü fark etti. Gölgeler büyüdü, büyüdü ve ayaklarından koptu zabitin. Zabit kendine mahkum sandığı gölgeleri karşısında bulunca nefesi boğazına düğümlendi. Gölgeler bir bulut haline aldılar önce ve kendi karanlıklarını aydınlattılar. Aydınlığın içinden saçlarını ve sakalını kucağında toplamış, gölgelerin üzerinde bağdaş kurmuş halde oturan adam peyda oldu. Gözleri kıpkırmızıydı, yanaklarında tuzlu suyun bıraktığı izler apaçık görünüyordu. Zabit tanrılığını unuttu an. Karşısında havada oturan, hayır hayır uçan, bu imkansız ama evet nasıl havada. Adam suskundu ve suskunluğu kara bir ok olup saplandı zabitin kalbine. Kanlar akarken adam yere kondurdu ayaklarını. Arkasında onu takip eden ak saçları ve saçlarının ucuna tutunmuş gölgelerle sokağına yürüdü. Devam edeceğim.